Merhabalar sevgili Altın Rehber programı izleyicileri. Bugün sizlere Kadıköy'den sesleniyoruz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Cadıların favori mekanı olan Kadıköy'de Cadıköy Kafe'deyiz. Ve yanımda işletme sahibi var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz Cadıköy Kafe'den bahseder misiniz? Buradaki cadılar nasıl oluyor? Niye buraya geliyorlar? Yani cadı konsepti üzerine yoğunlaştık ve kafe shop olarak burada hizmet veriyoruz. Bayanların kahve, fal, bu tarz böyle mistik şeyler çok hoşuna gittiğini bildiğimiz için biz de ismini Cadıköy, cadılardan hem de Boğa Kadıköy'ün simgesi, logomuzda da isterseniz gösterebilirim böyle bir Boğa'nın üzerine cadı şapkasını giydirdik. O şekilde bir konsept yarattık. Bu da şapkalarımızla bunu süsledik. Bu şekilde rengarenk bir ortam oluşturmaya karar verdik. Menümüzü hazırlarken interaktif bir menü olmasını istedik. Müşterilerimizin, misafirlerimizin de menüye katılımcı olması yönünde bir menü hazırladık. Üzerine kendi notları, bizim hakkımızda düşünceleri, bunların hepsini yazabiliyorlar. Ve biz de bunlardan nasıl daha iyi olabiliriz, nasıl müşterilerimize, misafirlerimize daha iyi hizmet verebiliriz şeklinde. Yani fanzin şeklinde elden ele dolaşabilecek, bize müşterilerimizden menümüzü eve getirebilir miyiz diyenler bile oldu. Bu şekilde bir menü hazırlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Peki efendim, müşterilerinize diğer işletmelerden, kafelerden farklı olarak ne gibi farklı hizmetler veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ya bir kere bizim hakkımızda yapılan bütün yorumlar da çok sıcak, renkli olduğu kadar da seveceğim bir kafe olduğumuz yönünde. Bunun yanında sunduğumuz ürünler yanında da illa sadece bir çay, kahve şeklinde değil de yanına tatlı, güzel, değişik ikramlar da elimizden geldiğince veriyoruz. Bunlar da misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor ve bizi diğer kafelerin yanında biraz daha ön plana çıkartıyor diyebilirim. Peki diğer kafelerden çok farklı bir konseptiniz var gerçekten dekorasyon olarak ve insanı girince direkt etkiliyor. Bu fikir sizden mi çıktı? Ya evet, fikir tamamen kendimize ait. Gerek tasarlama olsun, gerek uygulama olsun. Bizzat kendi el işçiliğimizde, kendi düşüncelerimizle yaptığımız şeyler. Bunların altında tabii ki uzun yıllar çok ben özellikle dolaştım. Yani Avrupa'da bayağı bir dolaştım. Gördüğüm şeyleri hep kafamda biriktirdim. Herhalde bir anlamda onların bir şeyi gibi de oldu. Patlaması gibi de oldu. Kadıköy'de bildiğimiz üzere çok fazla kafe var, işletmeler var. Kadıköy'e gelen birileri niye sizi tercih etmeli? Müşterilerinize buradan iletmek istediğiniz, izleyicilerimize iletmek istediğiniz şeyler neler? Şöyle, şimdi evet birçok kafe var. Bunun yanında zincir kafeler var. Çok büyük, dünya çapında. Ama benim orada gözlemlediğim insanlar artık bu modern ve sıradan kuyruk bekleyerek ne bileyim yani o tarz hizmet almaktan artık çok da haz duymuyorlar diye düşünüyorum. Bunun yanında girdikleri zaman burası bir kafeden de ziyade daha bir kulüp havasında da oluyor bu tarz yerler. İnsan bir sıcaklık, geldiği zaman bir hoş geldin, yarın öbür gün ilerlediği zaman bir isimle hitap etme şeklinde. Burada daha sıcak, daha özel hissediyor kendini. Benim hatta şeyim bu konuda da şu, yani daha özel hissetmek varken sıradan olmak niye? Yani insanlar niye onu istesin? Bir de burada bir şey var, geçmişe dönme özlemi var insanlarda. Biz biraz da burada konseptimizle onu da vermeye çalıştık. Yani geçmişe özlem, rustik, daha böyle nostaljik bir yer yapmaya çalıştık. Bunu da az da olsa başardığımıza inanıyorum.